olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Üniversiteler özgür düşüncenin rahatça konuşabildiği bilim platformlarıdır. Zaten özgürce muhakeme etmedikçe, konuşmadıkça, irdelemedikçe, eleştirmedikçe bilim olmaz. Düşünce gelişmez ve demokrasi hiç olmaz. Zaten demokrasinin yeşerdiği, geliştiği, zenginleştiği alanların en önemlilerinden biri de üniversitelerdir. Onun için özel üniversite. Siyasetin etkisinde olmayan, talimatla iş yapmayan, özgürce düşünen, sadece bilimin ışığında yürüyen ve Mustafa Kemal'in izinden giden. Hepimiz anneyiz, babayız. Hem bizlerin, ailemizin, hem ülkemizin geleceği. Aslında insanlığın geleceği onlar. İnsanlığı onlar şekillendirecek. Onların birikimi, eğitimi, müktesebatı dünyaya gelecekte şekil verecek. 100 yıl önce, bir asır önce bu ülkeyi kuran, masa başında değil, kurtuluş mücadelesi vererek kuran, tek başına değil, hepimizin atalarıyla, doğudan batıya, kuzeyden güneye, etnik yapısı ne olursa olsun, mezhebi meşrebi ne olursa olsun, bu kadim topraklarda, Anadolu topraklarında yaşayan insanlarla beraber bu ülkeyi kurdu. Bize armağan etti. Ama orada bakın ne diyor? Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. 100 yıl önce bu çocuklarımızın değerini, kıymetini bildiği için bizim her platformda bunu hatırlamamız için bu sözü söyleyen Ulu Önder'in karşısında bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Zaten Furkan evladımız da nereden nereye deyip ülkemizin sağlık alanında hangi noktalara geldiğini çok güzel, çok veciz sözlerle, çok anlamlı, çok değerli sözlerle bizlere aktardı. Kendisini tebrik ediyorum. Burada anne babalar var. Herkes çok mutlu değil mi? Neden? Hangi anne baba istemez ki evladı doktor olsun? Ama her anne babanın isteği yerine gelmez. Gelemez, mümkün değil. Doktor olacak insanın küçüklüğünden beri iyi yetişmesi lazım. İlk öğretim, daha sonra lise, kendini iyi yetiştirmesi lazım. Temelden pozitif bilimleri içine sindirmesi lazım ki sınavda en yüksek puanı alsın. Siz bir eğitim, öğretim yılları boyunca kendini yetiştirmemiş, son bir yıl sınava çalışmış, tıp fakültesini kazanmış bir çocuk gördünüz mü? Bir öğrenci gördünüz mü? Yıllardır emek veriyorlar. Sadece burada 6 yıl okumak değil onların emeği. Yılların emeği var. Elbette ki dolular. Elbette ki üzgünler. Elbette ki eğitimin durumunu, çalışma koşullarını, mesleki yaşamda karşılaştıkları şiddeti, geçim sıkıntısını bunlar konuşacaklar. Herkesten önce bunların hakkı. Şehir dışından gelen anne babalara sesleniyorum. Çocuklarımız Mersin'i tercih etmekle ya da Mersin'de bir üniversiteyi, hele hele Mersin Üniversitesi gibi çok değerli bir üniversiteyi tercih etmekle çocuklarınız iyi yapmış. Mersin güzel bir kent. Mersin'in havası, suyu diğer şehirlere göre de daha ucuz bir kent. Mersin demokrasi kenti. Mersin her şeyden önemlisi Türkiye'nin özeti bir insanlık kenti. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından şu nedenle, bu nedenle, geçim nedeniyle, terör nedeniyle, şiddet nedeniyle ya da dışlanmışlık nedeniyle bölgesini terk etmiş
çocuklarına daha iyi istikbal aramak için gecesini gündüzüne katan ailelerin gelip yerleşip oluşturduğu bir kenttir. Onun için burada insanlık zirve yapmıştır. Çünkü burada çalışan insanlar vardır. Halden anlayan vardır. İnsanlık tanımına uyan bir topluluktur Mersin'de yaşayan halk topluluğu. Onun için isabetli olmuş. Bu kadar Mersin'i övmem doğal. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama gerçekleri söylüyorum. Şuramdan konuşuyorum, kalbimden konuşuyorum. İnşallah bu yılda üniversite sınav sonuçları belli olduktan sonra tercihlerini Mersin'den yana yapar. Biz de elbette Mersin'in bir üniversite kenti olması için çocuklarımızın daha rahat ortamda eğitimlerini, öğretimlerini sürdürmesi için her şeyi yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Onların yeter ki hayatı kolaylaşsın, kendilerini Mersin'de özgür hissetsin, iyi hissetsin, emin ellerde hissetsin diye Mersin Belediye Başkanı olarak bunu kendimize görev edinmişiz ve yerine getiriyoruz. Son söz. O kadar güzel değerlendirmelerin, konuşmaların üzerine işe koymak istemiyorum. Ben siyasetçiyim. Ama burası siyaset yapılacak bir alan değil. Onun da farkındayım. Yalnız çocuklarımıza bir cümle etmek istiyorum. Demokrasilerde çareler tükenmez. Her şeyin bir çaresi vardır. Bizi elbette güzel günler de bekleyecektir. Bu sıkıntılı günler aşacaktır. Türkiye daha rahat bir ortama erişecektir. Başta anne babaları, yemeyip yediren, içmeyip içiren, dişinden tırnağından arttıran, bu doktorları yetiştiren bizler de kendimizi onlara emanet edeceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza mutlaka eminim ki kendi evlatları gibi gördüler öğrencilerini. Onların en iyi şekilde yetişmeleri için hem mesleki alanda üstün başarılar sağlasınlar diye ama her şeyden önemlisi ahlaklı birer insan olsun, birer hekim olsun diye ellerinden gelen çabayı gösterdiklerine inanıyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve son teşekkür de sizlere. Annenizin, babanızın mutluluğunu ben anlayabiliyorum. Ben de bir babayım. Onlara bu mutluluğu yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ve ülkemde sizin gibi çocuklar olduğu için sizlerle gurur duyuyorum. Bir kez daha onun için teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Şansları güzel olsun. Hem mesleki hayatta hem her biri aile kuracak. Aile hayatında mutlu olabilecekleri bir yaşantıları olsun. En son dileğim de bu. Mutluluk. Tek kelimeyle mutluluk. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkesin emeğinin karşılığını aldığı, başarının haklı gururunun yaşandığı bir an. Biz toplum olarak aslında ekip çalışmasına çok yatkın değiliz ya da çok istekli değiliz ama buradaki bugünkü bu sonuç gerçekten bir ekip çalışmasının ürünü. Bu ekibin en önemli bileşeni mutlaka ki öğrencilerimiz, mezunlarımız ama velilerimizin ve öğretim üyelerimizin hakkını da inkar edemeyiz. Onların rollerini de ihmal edemeyiz. Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fenin dışında yol gösterici aramak
gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır diyen ve burada kendimi özgürce ifade etmemi sağlayan, ilkeleriyle yolumu aydınlatan layık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygıyla anıyorum. Hastalık ya da engellilik. İnanç. İnanç. Etnik köken. Etnik köken. Cinsiyet.